Hafta sonu fedalı bir tal oyunu bence çok güzel olur. E4, E6, D4, D5. Evet, fil bu piyon sebebiyle problemli kaldı. Ancak piyon D5 karesine daha güçlü bir şekilde geldi. Eğer E alır D5 yapılırsa vezirle tempo kaybetmek zorunda değil. Burada Mihail Tal Rakibin kendisine yönelttiği bu soruyu at d2 ile cevapladı. Kararını henüz vermiyor. İleride belki e alır d5. Belki de daha fazla alan kazanma düşüncesiyle e5 tercih edebilir. Peki at neden en doğal karesinden gelmedi? Merkezden biraz daha uzakta bir de filin yolunu kapattı piyon C3. Biraz sonra Tal bizlere düşüncesini gösterecek. At F6. E piyonuyla ilgili ne düşündüğünü gerçekten bilmek istiyorum diyor. Bir karar ver. Ve şimdi az önce ertelediği E piyonlu tempoyla geliyor. E5. At D7. Rakibin düşüncesi fazla bir efor sarf etmeden piyon buraya kadar geldi ve biraz sonra güzel fikirler var. At d7 karesinde e5 piyonla baskı yapıyor. Fil d3. Bu fil gerçekten çok güzel ve etkili bir yerden geldi. Burada hemen fil e7 ve sonrasında kısa rok atmak pek parlak bir fikir sayılmaz at artık F6 karesinde savunmada değil ve şah burada güvenli olmaz. C5 Bu açılışta rakibin güçlü merkezini zayıflatmak temel stratejidir. Bunu temel piyonu hedef alarak C5 ile yapar. D4 piyonunu değişirse artık E5 yalnız kalır. Bunu hemen yapmaz. Rakibi rahat bırakırsa E5 piyonu alan üstünlüğü verir. At en doğal savunma karesine gelemez. İleride rok atar veya şah burada kalırsa mat olabilir. Bu sebeple hemen C5'i uyguluyor. Ve temel fikir C3 elbette. E5 piyonu oldukça önemli bir piyondur merkezden şah kanadından alan üstünlüğü verir ve mat atağına yardımcı olur. Eğer rakip d4 piyonunu alabilirse e5 fazla ilerledi. Problem olabilirdi. Piyon c3 sayesinde artık d4 piyonu ve e5 piyonu desteklendi. Oldukça güçlü bir piyon yapısı. Ve tabii ki mat atağı yaparken merkezin güvenli, güçlü ve kapalı olması gerekir. Bunu isteriz. Son olarak bu fil rakibin şahına doğru baktığı, mutlu olduğu bu çaprazda kalabilir. C2 karesi açıldı. En son C3 ile birlikte at C6. Bir kere daha piyonu isteyerek geldi. Problem yok. At f3 gelişim ve piyonu korudu. Ve burada rakip gerilimi sonlandırıyor. C alır d4, C alır d4. Evet elinden geleni yaptı. Artık bu piyon zayıf kaldı. Ve şimdilik burada dursun. Kim bilir belki de ileride C hattı bir avantaj verebilir. Burada tabii ki vezirle piyona yüklenmek seçeneklerden bir tanesi. Bir diğer yöntemi tercih ediyor. F6. Evet, E5'i isteyerek geldi. Peki. Henüz rok atmadı. Şah burada ve en son yapılan bu piyon sürüşü oldukça önemli şahın çaprazını zayıflattı. Sizce bu durumda piyon f6 oynarsanız tal ne yapar? Evet atını piyona feda eder at g5. Ve şimdi e6 piyonunu istiyor. Vezir burada fazla bir seçenek yok. Atı alıyor. F alır g5. Ve artık dikkat edin. E5 piyonla bir baskı söz konusu değil. Çok rahat kaldı burada. Ve tabii ki atı neden verdi? Artık vezir hızlı bir şekilde mat atağına katılabilir. Vezir H5 Büyük bir soru. Şah ile ilgili ne düşünüyorsun? Burada piyon G6 sürüşü tercih edilmiş ve fil burada. Evet, tal önce atını... Şimdi de fili feda ediyor. Fil alır G6, aş alır G6. Ne düşünüyorsunuz? Kale boşta. Vezir alır h8. Genellikle vezirlerin tahtada olduğu oyun ortasında iki hafif alet kaleye üstün kabul edilir. Burada olduğu gibi ve at alır d4 rakibin gerçekten güzel bir kontra atağı var. Bu nedenle Tal atı, fili feda etti, boştaki kaleyi almıyor. Ne yapıyor? Sakince piyonu aldı. Vezir alır g6. Ve fazla bir seçenek yok. Şah e7 zorunlu. Evet. Şah e7 karesinde. Vezir burada kaldı. Savunmaya yardımcı olması oldukça zor. Ve rakibiniz Mihail Tal. Gerçekten pratik olarak çok zor bir pozisyon. Şimdi ne düşünüyorsunuz? Burada bir piyon var. Fil piyonu eğer fil alır g5 tempo'yla gelirse bu mükemmel olur değil mi? Peki akla gelen en doğal seçenek nedir? At f3. Evet, at ve fil birlikte piyonu isteyerek gelir. Hayır. Mihail Tal burada atını feda ederek bunu yapıyor at c4 evet tabii ki bunun arkasında güzel taktik fikirler var. Şimdi bu atı almak pek parlak bir fikir sayılmaz. D alır c4 fil alır g5. Şimdi atı vermek zorunda ve bir de vezir düşerdi. Bu gerçekten oldukça problemli duruyor. Bu nedenle at c4'e. Burada gerçekten çok zor bir savunma var at d alır e5 en iyi seçenek olurdu. Peki fikir nedir? Zaten materyal olarak önde. Atı verebilir. Ve diyor ki sen fil alır g5 ve sonrasında veziri alırsan ben de senin vezirini istiyorum. Peki ve en önemli fikirlerden bir tanesi artık şah d7 karesine gelebilir. Evet. Ancak pratik olarak gerçekten oldukça zor bir pozisyon. Şah burada. Şimdi rakip fil a6 gelmiş. Piyonu korudu. Ve fil alır g5 düşünce şudur. Ben fille alırım. Vezirle mi almak istiyorsun? Videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Burada Mihail Talin yerinde kendinizi düşünün. Tercihiniz ne olurdu? Fili almak. Hayır. Dikkat edin. Artık fil bu kareyi kontrol etmiyor. Ve vezir G7 çok daha güzel. Şah E8 tek seçenek. At D6 E5 piyonunun yardımıyla birlikte buralara kadar girdi ve gerçekten rüya gibi bir final tablosu. Vezir at matı. Evet, bu noktada Mihail Tal 2 fil ve 1 at geride olmasına rağmen mükemmel bir mat ile finali yaptı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalımızı katıl butonuyla bağışlarınızla destekleyebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenerek, abone olarak ve yorum yaparak beni çok mutlu edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın, hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Satrançla kalın.